Teberani İbni Esakir Ebu Hureyre'den naklediyor. Meryem oğlu İsa Mesih inecek ve yeryüzünde 40 sene kalacak diyor. İnşallah. İnşallah. Evet. Ayrıca Teberani şu lafızla rivayet ediyor. Deccal çıkacak, sonra Meryem oğlu İsa Mesih inip onu etkisiz hale getirecek ve yeryüzünde 40 sene adil bir lider olarak hükmedecek. İsa Mesih, Mehdi'den sonra. İnşallah. Hristiyan aleminin lideri olarak. Müslüman olmuş Hristiyan aleminin lideri olarak. Muhammedi İseviler olarak devam edecekler. İbni Ebu Şeybe Müstedrek'inde Hakim İbni Mesud radıyallahu anh'tan naklediyor. İsa Mesih İbni Meryem inecek. Deccali yok edecek. Sonra 40 sene ömür sürecek. Onun zamanında ömürler uzayacak diyor. İsa Mesih devrinde. Zaten şu anda da çok uzadı ömürler. İnsanların kumanda edebildiği hayvanlardan bahsediyor hadiste. Ama bu hayvanlar diyor, ekinin ortasından geçtikleri halde bir başak bile ağzına almayacaklar, yemeyecekler diyor. Yemek yemeyen, yani ot yemeyen hayvanlar olacak diyor ve insanların sözünü dinleyecek diyor. Tarımda görev alacaklar bunlar diyor. Ne bu? İçeride ver bire bir. Evet. İçeride ver bire bir Allah'a. Tabii. Maşallah. Bak ekinin ortasından geçtikleri halde diyor. Bir başak bile ağzını almayacak diyor. Süper. Maşallah. Anlatımı görüyor musunuz? Maşallah. Ve insanın sözünü dinleyecek. İnsanın kumandasında olacak diyor. İnşallah. Yılan ve akrepler kimseye eza etmeyecekler. Yırtıcı hayvanlar kapıların önünde duracak da kimseye zararı dokunmayacak. Yılan ve akrep, eskiden çok fazla ölüm olurdu yılan ve akrepten. Evet. Ve şu an elhamdülillah hiç duymuyoruz. Evet. Eskiden bayağı bir felaketti. Evet. Yırtıcı hayvanlar kapıların önünde duracak da kimseye zararı dokunmayacak. Yani bütün dünyada yırtıcı hayvanlara karşı da şefkat gösterilecek. Fakat insana zarar vermeyecek. Niye? Çünkü beslenip bakımları yapıldığında onlara şefkat davranılığında yırtıcı olmazlar. Evet. Yırtıcı olmuyorlar. Nasıl kediler şu an her yerde kaynıyor. Normalde yırtıcı hayvan onlar. Yani saldırgan. Ama hiç kimseye zararı olmuyor. Onun gibi olacak diyor. Yani o zaman belki çitalar, panterler de öyle i̇nşallah. Ortada gezecekler inşallah. Yani iyi bir bakım, iyi bir beslenmeyle veyahut iyi bir eğitimle veyahut bazı ilaçların da kullanılmasıyla saldırgan olmayacaklar. Burada hayvan sevgisinin etrafa yayılacağı ve her türlü hayvanla insanların iç içe olacağı anlaşılıyor. İnşallah. Yani yırtıcı hayvanlar dışarıda gezebilecek. İnsanlar bunu görebilecek. Çünkü hayvan sevgisi var insan ama göremedikleri için sevemiyorlar. Ya zararlı gördükleri için seviyor ama hastalık riski olmazsa, bakımlı olursa, zararsız olursa insanlar rahatça sevebilirler. Kişi bir ölçek buğdayı alıp öküzsüz ve sabansız ekecek. Zaten öküze ve o zaman hayvanlar diyor, emredilecek. Hayvan orayı sürecek diyor. Ama ot yemeyecek diyor. Burada bak öküzsüz ve sabansız sürülecek diyor. Karşılığında 700 ölçek buğday alacak. Yani ürün çok fazla alınacak. Modern tarıma dikkat çekiyor. İlk defa ahir zamanda oldu bu. Mehdiyet devrinde oldu.
Yecüc ve Mecüc çıkana kadar yeryüzünde böyle refah içinde yaşayacaklar. İsa Mesih'ten sonra yani yeni bir komünist, faşist kavgası olacak. İsa Mesih'ten sonra yeryüzü kana bulanacak. Ama en sonunda komünistler hakim olacaklar. Dünyada din, iman hiçbir şey kalmayacak. 1543 yılına kadar devam ediyor bu gelişme. 43'te en yüksek noktaya çıkıyor. 43'ten 45'e kadar dünya tarihinde görülmemiş bir dinsizlik ve ahlaksızlık yaşanıyor. 2 yıl. Sonra dünyanın aklı hükmünde olan Kur'an diyor, göğe refedilmesiyle artık dünyanın aklı gider diyor Bediüzzaman. Ve intizamsız hareketlerle başını başka bir seyyaraya vurur diyor. Tam o tarihte bir gök taşının dünyaya çarpacağı bilim adamlarınca tespit edilmiş zaten. Maşallah. Yani inkar edecekleri gibi de değil. Bak Bediüzzaman söylüyor. Bediüzzaman'ın söylediği çarpacak bir seyyarenin çarpacağını söylüyor. Bilim adamlar daha yeni tespit ettiler bunu. Bu Bediüzzaman'da keramet. Maşallah. Bediüzzaman bunu 70 yıl önce söylüyor. Bilim bunu daha 10 yıl önce tespit etti. 70 yıl önce söyledi Bediüzzaman. İsa Mesih yeryüzünde 40 sene kalacak, sonra vefat edecek. Müslümanlar namazını kılıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına defnedecekler. Peygamberimiz özel olarak tarif etmiş. Benim yan tarafımda boş bir yer bırakın. Kardeşim İsa Mesih'i oraya defnedeceksiniz demiş. Sahabiler de o sözü tutmuşlar. Peygamberimizin sağ tarafı boştur. Sahabeler sağlı sollu yanına defnedilmiştir. Fakat orada bir boş yer bırakılmıştır. Sağ tarafında. Bayağı büyükçe boş bir yer. Beraber kalkacağız diyor biz. İsa Mesih'le diyor. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Meryem oğlu İsa Mesih 40 sene gelecek, kalacak. Bir rivayette de kalacağı müddet 45 sene olarak kaydedilmektedir. Yani kastedilen yani yaklaşık. Evet. Tam net şey yapıyor, mesela Mehdi de öyle 9 veya 7 sene diyor. O hani öyle bir gerilim yaşamasın insanlar diye söylemiş bir şey. İnşallah. Bazı kişiler için. Bu rivayetteki küsurat asıl süreye zarar vermez. Çünkü diğer rivayetlerde küsurun terk edilmiş olma ihtimali vardır diyor. 45 daha makul görünüyor. Çünkü 1545'te zaten kıyamet kopuyor. 45-50'ye geçişin tam sınır noktası. 46 oldu mu 50 olmuş, yarıyı geçmiş oluyor. Bir rivayette İsa Mesih'in Rehva'ya ineceği ve oradan hacca gideceği anlatılmaktadır. Hacı olacak İsa Mesih. Rehva Medine ile Vadi Sefra adasında Mekke yolundaki bir yerin adıdır. Diğer bir rivayette İsa Aleyhisselam'ın nüzul edeceği, ineceği, hacca gideceği, sonra bilahere Medine'yi ziyaret edeceği ve Resulullah'ın kabrine gidip Resulullah'a selam vereceği ve Resulullah'ın da selamını alacağını hadislerde belirtilmiş. Yani İsa Mesih'in duyacağı şekilde alıyor Peygamberimizin selamını. İnşallah. Peygamberimiz selam. İsa Mesih selam diyor. Peygamber aleyküm selam diyor. Bunu duyuyor İsa Mesih yani. Bir harika olarak.
İnşallah. Enes radıyallahu anh'ten, sizden her kim Meryem oğlu İsa Mesih'e erişirse benden ona selam söylesin diyor Peygamberimiz. Onun için Peygamberimizin selamını söyleyeceğiz. İnşallah. Hakim'de. İnşallah. İsa Mesih yeryüzüne indikten sonra evlenecek, çoluk çocuk sahibi olacak. Sonra Medine'de vefat edecek. Evlenecek, çoluğu çocuğu oluyor. İnşallah. İsa Mesih. Çünkü daha önce çoluğu çocuğu olmamıştı. Evet. Ama İsa Mesih'e mahsus, mesela Mehdi'nin diyor, çocuğu olmayacak diyor Peygamberimiz. Onun, öyle diyor, onun çocuğu olmayacak. İnşallah. Ama İsa Mesih'in olacak diyor. Bizzat ben evlendireceğim. İnşallah. 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 Yani görürsünüz. İnşallah. İnşallah. Getir. İnşallah. İsa Mesih'in hac yaptıktan sonra Peygamberimizin kabrini ziyareti sırasında vefat edeceği söyleniyor rivayette. Yani belki heyecandan, belki bir şey Allah vesile edecek. Kabrini ziyareti esnasında vefat edecek. Yani orada vefat edeceği söyleniyor. İnşallah. İbn Esakir Abdullah bin Selam'dan Tevrat'ta peygamberin sıfatı anlatıyor ve orada İsa Aleyhisselam'ın onunla beraber defnedileceği yazıyor diyor Tevrat'ta. İsa Mesih'le Mehdi'nin şey İsa Mesih'le peygamberimizin. Buhari tarihinde İbn Esakir ondan Abdullah bin Selam'dan naklettiklerine göre İsa Aleyhisselam Resulullah ile iki sahabesi Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhüm yanına defnedilip kabir adedi 4'e çıkacaktır. Hazreti Ebu Bekir'in kabri bir tarafta biliyorsunuz, Hazreti Ömer'in kabri bir tarafta. Boşluk var arada. Hazreti Ebu Bekir peygamberimiz sağ tarafında. Boşluk var, yani genişçe bir boşluk. İsa Mesih'in gömülmesi için. Hazreti Ömer de sol tarafında. İnşallah. O zaman işte kabir adedi 4'e çıkıyor. İbn-i Cezvin Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ten marfu'a naklettiği bir rivayette şöyle buyurulmaktadır. İsa Mesih İbni Meryem yeryüzüne inecek, evlenecek, çoluk çoluk sahibi olup 45 sene yaşayacak. Burada da bak 45 sene diyor. Sonra vefat edecek. Bak diyor ki bu peygamberimle benimle aynı kabre gömülecek. Yani benim yanıma gömülecek diyor. Sonra ben ve İsa Mesih aynı kabirden Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anh arasından kalkacağız. Önce ikimiz kalkacağız diyor. Yani Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer, Ebu Bekir iki tarafta. Onların arasından ikimiz önce kalkacağız diyor. O dirilmede. İnşallah. Bir güzellik olarak, bir şeylik olarak. İlk önce ikisi birlikte kalkıyorlar. İnşallah. İlk dirilen olmaları da çok manidar. Tabii İsa Mesih'in yeryüzüne inişi. Yeryüzünden önce alınışı. Sonra inişi, ölüyü diriltmesi, sonra kendisinin ölüyken yeniden Peygamberimizle birlikte kalkması. İnşallah.
Ya'cuc ve Me'acuc. Onlar Adem oğullarındır. Yani insandırlar. Kabul Ahbar'dan onlar Adem ve Havva'nın çocuklarındandır. Yani demek ki öyle anormal mahluklar değil. Yani insan bunlar. Yani ahlakları anormal. Çeşitli boylardadırlar diyor. Yani insanlar zaten öyle. Kimi uzundur, kimi ortadır, kimi kısadır. Evet. Ye'cuc ve Me'cuc diyor. Her fert sülbünden çok fazla çocuk bırakmadıkça ölmez diyor. Yani çok çabuk türeyen, üreyen bir kavim olacak aynı zamanda. Yani çok fazla evlenen yahut işte gayrimeşru da olacak ilişkiler zaten. Fakat çok fazla çocuk doğuran bir kavim. Evet. Yani bu İnsan topluluğu sürekli imani, Kur'an'ı seddi aşmak için sürekli faaliyet içinde olacaklar diyor ama Allah müsaade etmeyecek. Ama Kur'an seddi kalktığında, imanın seddi kalktığında her bir tepeden artık akın edecekler diyor. Yani müthiş bir katliam ve azgınlık gösterecek bir insan güruhu, insan topluluğu. Üç devrim olacak diyor Bediüzzaman, Mehdi'den sonra. Birisi Allah'a alem faşist bir yapı gibi görünüyor. Sonra ikisinin arasında bir mücadele oluyor, faşistlerle komünist arasında. Sonra komünistler dünya hakim oluyorlar. Sonra da kıyamet kopuyor. Evet. Vakti olan, o vakte erişen bunları görecek. İnşallah. Ama biz Mehdi'nin hakimiyetini ve İsa Mesih'in nüzulünü göreceğiz. Nüzulün derken tabii göz göze göre göre gözümüzün göreceği şekilde bir nüzul olmayacak. İnşallah. İsa Mesih bir yerde bulunacak. İnşallah. İnşallah.